yıldızlı Türk bayrağı bu kez Rusya'nın başkenti Moskova'da dalgalandı. Profesör Doktor Mehmet Haberal son iki ayda aldığı dünya çapındaki ödüllerle uluslararası alandaki başarılarına yenilerini eklerken Türkiye gururlandı. Önce Atina Akademisi'nin ilk kez Yunan olmayan bir yabancıya verdiği yüksek şeref ödülü. Ardından Dünya Organ Nakli Derneği'nin en prestijli Medavar ödülü ilk kez bir Türk bilim insanına, Profesör Doktor Mehmet Haberal'a layık görüldü. Profesör Doktor Mehmet Haberal ülkesine yaşattığı bu gururu Rusya Transplantasyon Derneği'nin Demikov madalyasıyla taşlandırdı. 11. Moskova Transplantasyon Kongresi'nin onur konuğuydu Haberal. Büyük ilgiyle karşılandı. Açılış töreninde Rusya'da transplantasyonu başlatan Demikov anısına verilen madalya ve diploma takdim edildi Haberal'a. Transplantasyonun gelişimine katkıları için teşekkür edildi. Daha sonra alkışlarla kürsüye çıkan Haberal, Türkiye'de ve bölgede organ nakli sürecini anlattı. Rus meslektaşlarını etkileyen "Hayat bağışlayın" sloganıyla organ bağışı çağrısı yaptı. Rus basını da büyük ilgi gösterdi Haberal'a. Teşekkür ve minnetle Moskova'dan uğurlanan Haberal, kongreyi Kanal B'ye değerlendirdi. Başarısını ülkesine atfetti. Komşularla yakın ilişkinin önemine vurgu yaptı. Rusya'ya eğitim ve sağlıkta destek mesajı verdi. Her zaman ne diyorum, ne mutlu ülkemiz var ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman rahmetle şükranla anarım. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracağı zaman başlangıçta hakikaten enteresandır. Bize yardım eden ülkelerden birisi Rusya. Bir de tabii ikinci Pakistan ve Hindistan, Muhammed Ali Cinnah ve Gandhi toplantılar düzenlediler. Şimdi Muhammed Ali Cinnah orada yaptığı toplantıda paralar topladı ve 2000 doları ta Roma'ya geldi ve Osmanlı Büyükelçisi'ne verdi, bu kadar. Dolayısıyla özellikle söylediğim gibi Rusya, Pakistan ve Hindistan hakikaten tarihi bakımından bizim yönümüzde çok önemli. Onu da özellikle belirttim. Dahası var, enteresan, benim rahmetli büyük babam Rusya'da çalışmıştı. Ve hakikaten 1917'den önce Rusya'da çalışmıştı. Ve oradan tabii o zaman Rus paraları manattı. O zaman maaş almışlar, desilmişlerdi fakat 1917 devrimi olunca bütün o emekleri falan hepsi bu şekilde gitti. Dolayısıyla komşularımızla ilişkilerimizin çok güçlü olması lazım. Ben orada da söyledim, tabii ülkemizde az önce dünyada transplantasyonun tarihçesini özetledim. Sonra nasıl başlamışım transplantasyona ve ülkemizin bugünkü durumunu anlattım. Tabii basının çok önemi var. Orada işte televizyoncular benimle röportaj yapıyor. Feyyaz Bey bile aman siz biraz bekleyin, biz röportaj yapıyoruz. Basın çok önemli. Tabii basın doğru bilgileri topluma ne kadar çok aktarırsa o kadar daha fazla kronik organ hastasını tedavi etme imkanını kazanırız. Ve orada da ben bir kere daha dedim ki bakın hasta çok, yeteri kadar organ yok. Aslında yapılan şey organ bağış değil, hayat bağışıdır. Dolayısıyla bütün insanları hayat bağışına davet ediyorum dedim. En sonunda bu şekilde bağladım. Çok da teşekkürler. Feyyaz'a da teşekkür ediyorum gerçekten. Bilimde en seçkin dünya ödülü Medavar, bu ayın başında ilk kez bir Türk bilim insanına, Profesör Doktor Mehmet Haberal'a layık görüldü. Üstelik bu ödül yine bir ilkle teslim edilecek Haberal'a. Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Kongresi Eylül'de ilk kez bizim bölgemizde, Haberal'ın ev sahipliğinde
İstanbul'da yapılacak. Our very special guest in Istanbul. Medavar ödülü de 25 Eylül'de bu kongrede takdim edilecek. Haberal tüm meslektaşlarını bir kez de Kanal B aracılığıyla davet etti İstanbul'a. Bu sene İstanbul'da düzenlediğimiz 30. Dünya Organ Hakkı Derneği'nin kongresine davet ettim. Çünkü bu kongre her zaman söylediğim gibi bizim bölgemizde, bu bölgede ve Afrika'da ilk defa yapılıyor. Ve ne diyoruz? İstanbul dünyanın merkezi. Gerçekten oradaki katılımcıların hepsini ben bu kongreye davet ettim. Ve ilaveten seneye inşallah düzenleyeceğimiz 19. Mezar Kongresi'ne ve tabii seneye ülkemizde transplantasyonun başlangıcının 50. yılını kutlayacağız. Oraya da davet ettim. Tabii şöyle, İstanbul Kongresi ile ilgili yine her zaman hatırlatmaya çalışıyorum. Komşu ülkelerin bu kongreye katılımcılarının kayıtlarını biz sağlayacağız. Onlara da söyledim ki bize bildirin, biz gereğini yapalım. Hakikaten çok heyecanlılar ve gördük ki ya bizim katkılarımıza ihtiyaçları var. Ben de her zaman söylüyorum ya, ne zaman ne isterseniz, araştırma mı yapacaksınız buyurun gelin, domuz mu isterseniz buyurun, tavşan mı isterseniz buyurun, rat mı isterseniz buyurun. Her şeyi yaparız, her şeyi sağlarız. Başka bir ülkeyi aramanıza gerek yok. Dolayısıyla artık ülkemiz çok şükür bu noktada. Atatürk'ün söylediği gibi asım medeniyet düzeyinde ve komşu ülkelerimize artık bir bakıma yardımcı oluyoruz. Bu bizim için bir gurur vesilesidir. Onun için hakikaten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani bundan sonra da bu ilişkilerimizin daha yoğun bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Hakikaten görevimiz de ülkemize ve bölgemizdeki hastalarımıza daha fazla katkı sağlamaktır. Biz de bunu yapıyoruz. Bir kere daha ne mutlu ki ülkemiz var ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman rahmetle şükranla anarım. Haberal'a Rusya temaslarında eşlik eden, çektiği görüntüleri Kanal B ile paylaşan Başkent Üniversitesi Genel Koordinatörü Feyyaz Artukoğlu da izlenimlerini aktardı. Biz yine bir gurur tablosundan geldik. Gerçekten bu seferki biraz daha farklıydı. Neden farklıydı? Çünkü değişik bir ülkede İngilizceyi ancak belli kesimin konuşabildiği bir ülkedeydik ve orada büyük bir kalabalığın önünde hocamı alkışlarla karşıladılar. Konu şuydu: Rusya'da transplantasyonun başlaması, gelişmesi, bu yönde hocamın izlenimleri, yaptığı çalışmaları anlatması ve neler yapılmasını tavsiye ettiler. Çok büyük ilgi vardı. Gerek hastane, gerek devlet diyeyim, devlet bünyesinde pek çok doktor, ilim insanı, hatta diğer ülkelerden gelen kişiler de hocamı ilgiyle izlediler. Hocamın nereden nereye geldiğini, hangi aşamaları geçtiğini, ne zorluklarla karşılaştığını ilgiyle izlediler. Hatta o kadar ki hemen o Rusya'nın herhalde resmi bir televizyonu çağırdı. Biz bunları mutlaka televizyonda da yayınlamalıyız diyerekten. Bizi böyle sizin gibi değil, bir odaya aldılar hocayı. Herkesin sesini, kimse ses çıkarmasın, çok önemli diye uzun bir röportaj yaptılar. Kongreye katılan yabancılar arasında Mısır, Mansura'dan da Organ Nakli Derneği'nin başkanı vardı. Dedi ki, ben dedi pek çok kongreye katıldım. Pek çok kongrede organ bağışı için sloganlarla karşılaştım. Fakat Haberal'ınki kadar etkilisini görmedim. Çünkü Haberal ne diyor? Organ değil, hayat bağışlayın diyor. Bu bizi çok etkiledi. Onun notunu aldı. İlk defa duyuyorum ama çok etkileyici bir slogan dedi. Hocama onlar için çok büyük bir onur olan bir diploma ve bir madalya takdim ettiler. Çok büyük alkışlarla. Biz yine
büyük bir gururla Türkiye'yi orada hocamın her zaman dediği gibi Türk bayrağını tepede dalgalandırarak gururla ve mutlulukla geldik. Göreceksiniz Moskova çok tarihi bir yer. Çok enteresan bir şey. Hastane binasının bir kısmındaydı bu konferans salonu. Enteresan bir yapı. Bir kilisesi var göreceksiniz. Bu harp yıllarında bakım evi olarak, yaşlı bakım evi olarak başlamış ve onların en büyük ihtiyacı olan dini destek, dini moral yönünden de gerçekten çok müthiş bir kilise yapmışlar. Onu aynen muhafaza ediyorlar. Ben yine söylüyorum, iyi ki hocamız var. Teşekkür ederim.